Erdoğan dedi ki Türkiye yeni anayasaya hazırdır. Hazır mı? Hazır değil. Neden değil? Bence değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yeni anayasaya hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Neden hazırız? Size soralım. Hazır değil. Efendim tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Türkiye yeni anayasaya hazırdır. Ne düşünüyorsunuz? Yeni anayasaya ihtiyacımız var mı? Pekala. Şimdi bu anayasamızın neleri kötüymüş, neleri bir çirkinmiş bunu ben anlayamıyorum ya. Darbe anayasasıyla yönetilmeyelim diyorlar. 82 anayasasıyla devam ediyoruz ya şu anda. Olsun. Çok şahane anayasa. Bu anayasa güzel bir anayasa. Bunun hattı zatında hiç değişilmeyecek birden dörde kadar olan anayasa maddesini bile değiştirmek istiyorlar. Bunun altında bir şey var. Bunun altında bir şey yatıyor. Bunu 2-4. Yani ben öyle yorumluyorum. Mesela altında ne olabilir? Neden anayasayı değiştirmek istiyor olabilirler? Ya şimdi oraları fazla konuşmayalım. Başımızda iş açmayalım. Hadi çok al. Başımızı. Yok yok. Ben şimdi ne mi lazım? Başımızda iş açmayalım. Hadi Allah selamet versin. Teşekkür ederim. Hadi, çok sağ ol. Size soralım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye yeni anayasaya hazırdır dedi. Hazır mıyız? Yani önce mevcut anayasaya uymak lazım yeni anayasaya hazır olmak için. Sen şimdiki anayasaya uymuyorsun. Ben ne söyleyeyim bunu? Bunu söyleyebiliyorum. Sen şu anki anayasaya uyuyor musun? Uymuyorsun. Anayasanın hemen hemen tamamını ayaklarının altına almışsın. Mesela hangi maddeler ayakları altına almış durumda şu anda? Madde olarak ben sayamam. Ne bileyim ben maddesini. Yani sen şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı uygulamıyorsun. Bu ne demek oluyor? Evet doğru. Sizce bu ne demek oluyor? Uyuyor musun? Mesela şey neydi bizim bu milletvekili? Can Atalay. Ha, Can Atalay. Kaçıncı defadır bırakılması gerektiğini söylediler. Neden bırakıyorlar? Efendim bu arada yeni bir bilgi ekleyeyim. CHP yönetimi şu anda TBMM'ye bir olağanüstü kurul toplantısı için dilekçe verdi. Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır dedi. Bir 15-20 dakika önce oldu. Sizce Can Atalay niye serbest bırakılmıyor? Onu soralım. Bunu sen Cumhurbaşkanı'na sor canım. Bana niye soruyorsun? Yani Can Atalay'ın serbest bırakılmasının tek nedeni Cumhurbaşkanı'dır. Yani bu işi bir nevi iddiaya bindirdi. Anlıyor musunuz beni? Şimdi tekrardan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplansa dahi bundan yine bir şey çıkmayacak. Bunu Cumhurbaşkanı istemediği sürece serbest kalamaz diyorsunuz. Cumhurbaşkanının ağzından çıkacak tek lafa bakıyor. O istemediği sürece Can Atalay serbest bırakılmaz. Peki yargının bağımsızlığı nerede kaldı bu durumda? Yok bağımsız değil ki zaten yargı. Yargı bağımsız olsaydı bu duruma gelmezdi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Yargı var mı? Sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yeni anayasaya hazırız. Hazır mıyız? Neye? Yeni anayasaya hazırız dedi. O ne demek? Yeni anayasa yapacağız diyor. Biliyor musun anayasanın yok, ne olduğunu? Anlamadım vallahi. Yapılmaz abla öyle. Öyle kolay anayasayı öyle değiştiremez kimse. Yaparım diyor. Yapsın da görelim ama. 82 darbe anayasası biliyorsun ki. Darbe anayasasıyla yönetilmeyelim. Yeni anayasa yapalım diyor. Ne düşünüyorsun? Abi değişmedik bir şey kalmadı zaten ülkede. İlk 3 madde 4 maddeyi değiştireceğim diyor. Onu da değiştirdim. Anayasanın ilk 3 maddesi değişmez ama nasıl olacak? Valla abla millet izin veriyorsa bizim yapacağımız bir şey yok. Hani biz karşıyız. Hani yapacağım diyorsa hadi bir yapsın görelim. İlk o zaman darmadağın olur yani. Karşı olduğunuz şey ne peki tam olarak? Ya ilk 4 madde değiştirilmez. Zaten Allah Cumhuriyeti de kaldırırsa olay biter zaten. Cumhuriyeti kaldırır mı sence? Var mı böyle bir ihtimal? Valla bizi içeri attıracaksın yapma ya. Peki. Yani teşekkür ederim. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yeni anayasaya hazırız. Ne düşünüyorsunuz? Doğru demiş. Yani şimdiki bizim kanunlarımız İtalyan, ondan sonra medeni kanunumuz İsviçre, ticari kanunumuz Almanya. Yani bunlara baktığınız zaman Türkiye gitgide... Kanunlardan bahsetmiyor, anayasa diyor. Tamam anayasa, yani anayasaya baktığınız zaman Cumhuriyet Anayasasıdır. O Cumhuriyet Anayasası'nı kuran kişiler de bellidir. Ününü, işte Lozan'da yapmış oldukları, vermiş olduğu topraklar filan. Yok şu an 1982 anayasasıyla yönetiliyoruz. Tamam o da darbe anayasası değil miydi? Evet. Değişmesi güzel yani ben katılıyorum değişmesine. Değişince neler olur sizce? Neden değişmesini istiyorsunuz? Yani değişince en azından şimdiki insanlarımız daha kültürlü. Şimdiki insanlarımız mesela akademisyenlerimiz vardır. O insanlarımız en azından bir şeyler katabilir. Hani bir de anayasanın mesela değişmez maddeleri vardır. Bu 4 madde. Evet bunlar hariç öbür maddelerde değişmelerde bir sakınca yok yani. Ben bir vatandaş olarak katılıyorum. Mesela hangi maddenin değişmesini istersiniz özel olarak? Yani mesela şeydeki medeni kanundaki yasalar şeyde anayasa şey olarak değişmesi isterim. Erkeğin erkekle kadının kadınla evlenmesi. Mesela bu yani Müslüman bir topluma uygun. Bizim yasalarımızda yok zaten. Yoktur işte getirmeye çalışanlar vardır. Yani yoktur değil. Bir olay oldu. Çıktılar LPG'liler ortalığı yıktılar. Ondan sonra bir Ermeni öldüğü zaman hepimiz Ermeni diyor. Bir Yahudi öldüğü zaman hepimiz Yahudiyiz ama bir Müslüman öldüğü zaman kimse Müslümanız demiyor. Yani onun için ilk önce medeni konudan. Ondan sonra bir de bu laiklik meselesi vardır. Onu çözüme kavuşturmaları lazım. Bugün Vatikan'a gidip baktığınız zaman Vatikan'da nedir? Kilise yönetiyor. Değil mi? Eğer orayı kilise yönetiyor, o adam dinle düşkünse İsa işte Allah'ın oğlu diye kabulleniyorlar. Eğer onlar oraya bir şey yapmıyorlarsa ve o kiliselere yardım ediyorlarsa bugün burada da Diyanet'e yardım şarttır. Ha ben bir Müslüman olarak bunu konuşuyorum Diyanet'e ama. Diyanet'e mesela nasıl bir yardım lazım? Diyanet'in bütçesi
bütçesi biliyorsunuz ki birçok bakanlıktan daha fazla. Ne düşünüyorsunuz? Tamam bir şeyde. Daha mı fazla yardım gerekiyor? Hayır daha fazla değil. Şimdi camilere gittiğimiz zaman müftilerin hani özellikle cuma günleri işte falanca camiye falanca Kur'an kursuna para lazım. Bunları kesmeleri için var ya bütçenin dengelenmesi lazım. Bu böyle. Ama gidip bir kilisede var ya demiyor işte kiliseye bu lazım. Çünkü zaten kilisenin dengesi yerindedir. Zaten devletin gelirinin hemen hemen çoğu hani ben Vatikan için konuşuyorum. Ama bu bahsettiğiniz falan. Özel istekler. Bu devlet ben cami yapıyorum bana para ver demiyor zaten. Devlet ben cami yapıyorum bana para ver demiyor değil. Devlet diyor ki ben falanca yere cami yapacağım tamam mı? Burada insanlarımız yardımcı olsun. Burada kimin elini cebine atması lazım? Özellikle zenginlerin. Zenginler nedir? Çekilir. Zaten caminin yolunu bilmiyor. Ne oluyor? Bana kalıyor. Ben emekli adamım. Her cuma gittiğim zaman 50 lira atmam hani bana bir şey yapmaz. Belki fayda kazandırır. Ama bunları artık ben kısaca bunu söyleyeyim. Eğer anayasa değişecekse ben seve seve katılıyorum ve destekliyorum. Bir referandum olsa anayasa değişikliği ile ilgili evet mi dersiniz? Evet. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yeni anayasaya ülkemiz hazırdır. Sizce hazır mı? Hazırdır. Her zaman hazırdır. Nasıl yani. Değişiklikler bizi bekliyor? Yeni anayasa ile ilgili umudunuz nedir? Değişmeli mi? Şu anda değişecek kurallar da var, değişmeyecek iller de vardır. Mesela? Yapılaşmış. Mesela şu anda gördüğünüz gibi ortalık belli zaten. Mesela şimdi nasıl diyeyim mesela gıda sektöründeki olaylar. Mesela bunu değiştirilmem. Üzerine gidilmesi lazım. Benim bildiğim bu yani. Anayasayla mı ilgili bu bahsettikleriniz yoksa yönetimle mi ilgili? Anayasayla da ilgili olabilir. Anayasaya da katılabilir bu olaylar. Yönetimin de bu işin üzerine gitmesi gerekir. Olayını söyleyebilirim. Peki teşekkür ederim. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Türkiye yeni anayasaya hazırdır. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye hiçbir şekilde yeni anayasaya hazır değil. Türkiye'nin son 20 yılda ne halde olduğunu, nereye geldiğini herkes gördü, biliyor. Son seçimlerde de bunun yani halk olarak bunun cevabını verdi. Bir dahaki seçimlerde daha çok bu cevaba karşı cevap verilecek diye düşünüyorum. Peki anayasa değişikliği sizin için ne ifade ediyor? Ne olur? Yani hiçbir şey değişmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var. Şimdiye kadar bu şekilde gelmiş. Bundan sonra da böyle gitmesinde bir sakınca yok. Değiştirmelerine gerek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe anayasası olduğunu söylüyor ve bundan dolayı değişmesi gerektiğini söylüyor. Yani bilmiyorum. Onun kendi görüşü ama halkın görüşü öyle değil. Teşekkür ederim. İyi günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Türkiye yeni anayasaya hazırdır. Ne düşünüyorsunuz? Yani ne düşünüyorum? Kim emrettiyse onun sözü herhalde değiştiriyor. Anayasaya ihtiyaç yok. Ekonomiyi düzeltsin derim. Bizim öyle bir talebimiz yok anayasayı değiştirsin diye. Zaten değiştirir zaman bize yaramıyor, kendisine yarıyor. Anayasayı değiştirmesini istemiyoruz. Anayasada bir değişiklik olursa Erdoğan'ın kendisine ne yarar bu durumda? Büyük bir ihtimalle ondan bu şey var ya halifelik falan filan. Dini bize kısıtlamalar gelir. Bunu düşünüyorum. Yani dini kısıtlamalar yapar. Böyle özgürlükleri daha beter kısar. Neden böyle bir şey yapsın? Öyle görünüyor. Dini kısıtlamalar mı yapar? Yapabilir. Baba, dini de kısıtlama hayır hayır. O manada demiyorum. Dini o manada baskı demek demiyorum. İstiyor baskı demek kadarıyla. İstiyorum. Dini baskı yapar. Anayasayı çıkarttığı şeylerde bundan sonra işte kafa zihniyet yapısı hilafete doğru gider. Bu da İran gibi oluruz. Düşündüğüm bu. Teşekkür ederim. Size soralım. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Türkiye yeni anayasaya hazırdır. Ne düşünüyorsunuz? Neye hazır mı? Yeni anayasaya hazırdır dedi. Doğru söylemiş. Yeni anayasaya ihtiyacımız var mı? Herhalde var. O dediyse var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dediyse doğru mudur? Her şey doğrudur. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz? Niye? Merak ediyorum. Bir insan ne dese doğru olabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Güvenilir adama doğru denilir. Güvenildiğimiz adama, güvenmediğimiz adama nasıl doğru diyeceğiz ki? Peki teşekkür ederim. Haklısınız.